bugün güzel bir vesileyle sizlerle bir aradayız. Valiliğimiz himayesinde belediyemiz ve ilimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız arasında imzalanacak olan anlamlı bir protokolün imza töreninde sizlerle bir aradayız. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığımızın 5 Eylül 2022 tarihli kararı ile eşi vefat etmiş 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip kadınlara yönelik ülke genelinde 2023 adet konut yapımı hedeflenmişti ve bu konutların yapımı da yerel yönetimler, hayırseverler işbirliğiyle yine devletimizin işbirliğiyle yapılması kararlaştırılmıştı. Bu anlamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız her konut için 300 bin lira ödenek tahsis etti. İlimizde de 12 adet konutun yapılması bu anlamda bu proje kapsamında hedefleniyor. Bu konutların yapılmasını da belediyemiz üstlenmiş durumda. Ben öncelikle belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Elini taşın altına koyduğu için inşallah belediyemiz ve Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğümüz işbirliğiyle dezavantajlı ailelerimize yönelik 12 konutun yapımını gerçekleştireceğiz önümüzdeki günlerde ve aylarda. Ben tekrar protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar belediye başkanlığımıza, başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün hayırlı bir iş için Sayın Valimizle birlikte bu protokolün imza töreninde sizlerle bir aradayız. Sayın Valimin de arz ettiği üzere Sivas Belediyesi ve Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında imzalayacağımız protokolle birlikte Sivas merkezde ikamet eden 18 yaş altı 3 çocuğu olan ve evi olmayan hemşerilerimize 12 adet evi yaparak veya satın alarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na biz teslim edeceğiz. Tahsisi de onlar yapacaklar. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet olmanın gereği olarak, sosyal belediyecilik olarak her zaman söylediğimiz gibi klasik belediyecilik anlayışıyla değil, toplumun ihtiyacı olan her yerinde, her anında olarak kurumlar arası işbirliğini de önemseyerek ortak bir hedef ve ortak bir amaç doğrultusunda çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bugün imzaladığımız protokollerle birlikte ilimizde ihtiyaç sahibi olan ve şartları tutan hemşerilerimizi ev sahibi yapma noktasında, onları açıkta bırakmamak noktasında valiliğimiz, vakfımız ve bizler elimizi taşın altına koyarak bakanlığımızın desteğiyle birlikte inşallah en kısa zamanda projeyi başlatıp vakıf aracıyla hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bizlerin temel amacı insanımıza, insan merkezine hizmet etmek. Bugün yapmış olduğumuz protokolün temel amacı da budur. İnşallah hayırlara vesile olur. Ben şimdiden Cumhurbaşkanımızın şahsında Sayın Bakanımız Derya Yanık'a, vakıfımıza, valimize, vali yardımcımıza ve belediye ekibimize teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda projeyi de tamamlayarak hak sahiplerine de teslim edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.